çok güzel kurabiye taklidi yapar. Karım varken burada ben yapmayayım. Nerede? Kurabiyeleri o yapayım. Göster. Orası. Elini belki. Çok utangaçtır. Saçını düzelt, saçını düzelt. Vallahi çok güzel kız ha. Çok güzel kurabiye yapar. Çok güzel kurabiye yapar. Belki. Alın mı onda kuru kuru? Yok yok. Niye? Nazar değiyor ona çok. Nazar. Aslında bana demin Beyhan böyle bir nazarlık taktı. Ben yani Serpil Barlas vermişti işte. Evet. Ne olacak? Böyle bir anlaşma yapılabilir. Televizyon çocuğu orkestrası Fatih Erkoç. Her günü geçiyor. Bink oradan oraya koşar filan. Zaten koşturuyor. Pekala. Ama sonra işte sanat müziği falan filan derken bu popüler müzikte Türk popüler müziğinde karar kıldım. Evet. Ve arka arkaya albümler çıkardım. Çok göbekli klipler yaptım. Özellikle yaz ortasında gösterilen bir karlı klip ve kış ortasında bir yaz klibi gibi bir şey hatırlıyorum. Öyle bir şey oldu mu? Yanlış tarihlerde gösterilen bir klibim vardı. Günüme Varayım mıydı o? Hangisiydi? Onun klibi yoktu. Oynatmaya az kaldı. Böyle, böyle bir kışın evet ve o yazın gösteriliyor. İşte serinlesin insanlar. Yatıracaklarını bir yere. Peki bu arada kimin reklamcı? Mesut Yılanlı Ankara. Mesut Bey. Okan Bey. Okunun Bey. Bir dakika rica edeceğim. Mesut Bey'i almak istiyorum. Mesut Bey efendim. İyi akşamlar Okan Bey. İyi akşamlar Fatih Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim ben bir soru sormak istiyorum. Fatih Bey. Şimdi bu son günlerde şimdi popçular bayağı revaçta, genç sanatçılar mı çıkıyor? Daha sonra genç sanatçılar nasıl çıkıyor? Sorunuz bu. Değil mi efendim? Efendim daha bitmedi. istiyorum. Şimdi bunlar yorumcu olarak çıkıyor. Fakat gençlik o kadar çok ki mesela ben bir besteciyim mesela. Besteci misiniz efendim? Efendim? Besteci misiniz? Evet efendim. Fakat besteci kıtlığı çekiyoruz. Mesela yıllardan bu yana süre giren yani belli başlı bestecilerimiz var. Ve bu tabuları aşamıyoruz. Acaba neden gençlik sadece yorumcu olarak çıkıyor da... Çok başarılı gençler var. Stravinsky, Beethoven, Mozart, onlar... Yani böyle bir genç düşmanlığı mı işte çocuklar çıkıyorlar şarkılarını söylüyorlar onlara da başka çocuklar kapıyorlar seviyorlar seviyorlar alıyorlar bize ne demek düşüyor ben anlamıyorum yani ne cevap var? Olarak ben şunu söylüyorum şayet öne çıkamamış kimse varsa o kendi suçudur bence. Evet. Kendisi...